Ne var, ne dikiliyorsunuz tepemde? Sana çayla kurabiye getirdik Dilaver'cim. Size çayla kurabiye isteyen mi var? İçimizden geldi Dilaver'cim. Hadi Selda. Ray 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 Benim annem, güzel annem, beni al kollarına. Ah, kuş geçti. Kucağına. Ner? Allah kahretsin. Ne içiyorsunuz bana durmadan? Evet. Melda, iyi ki bana aslında kıl Selda olduğumu söyledin. Senin sayende hayatımın en eğlenceli günlerinden birini geçirdim. Aman ne iyi ettin. Nasıl geçti Ferit'le akşam yemeği? Ay muhteşemdi. Kay şöyle, ay bütün gün birbirimizle kıl kıl oturduk. Birbirimize laf sokup durduk. Ay öyle romantikti ki. Hadi sana da geçmiş olsun. Dilaver'i kurtardın sonunda. Bir saat uğraştık ama ayarı tutturduk. İnşallah. Hoş geldiniz Müdür Bey. Ümit Efendi günaydın. Bir gazete verir misin? Hangisi? Bilmiyor musun hangisi? Terbiyesiz bunca yıldır alıyoruz. Bir de soruyor hangisi? Buyurun. Ah. Çok teşekkürler Ümit Bey, sağ olun, var olun. Eliniz dert görmesin. Borcum ne kadar efendim? Yok canım, ne borcu? Ah olur mu ayol, istirham ederim. Hiç değilse bir şarkı söyleyeyim. Buyurun, isterseniz söyleyin. Evet. Ne şarkısı? Terbiyesiz herif, sen ne demek istiyorsan? Bimini Nureddin okuyayım ister misiniz Ümit Beyciğim? Bir tane de günaydın, bir gazete alabilir miyim? Aldınız ya Müdür Bey. Nerede aldım ben bu gazeteyi ya? Günaydın hocam. Ah, günaydın benim güzeller güzelim. Tü maşallah yavrum. Aman hocam, tahtaya falan vurun nazar yani. Evet, sana mı soracağım nereye vuracağımı terbiyesiz? Aa, günaydın hocam. Ah, günaydın benim akıllı kızım. Ne yaptın evladım? Test mi çözüyorsun? Aferin. Sağ olun hocam. Aferin. Çöz bakalım. Sanki bir halta yarayacak. Allah Allah. Günaydın çocuklar. Müdür Dilaver çıldırdı galiba. Hı? Ne var? Ne bakıyorsun? Şurada ağız tadıyla bir kıllık yapamayacak mıyız yani? Alo buyurun. Merhaba ben Selda. Merhaba Dilaver. Ne haber? Melda yok mu? Yok Melda. Postacıyla kaçtı. Ne? Ay yok. Dilaver, buradayım. Hayırdır sabah? Melda, kendimi çok garip hissediyorum. Bana bir şeyler oluyor Melda. Nasıl bir şeyler oluyor Dilaver? Bir zaman niye sana sorayım? Tamam, ben hemen geliyorum. Ah, canım. Seni tıraşlandırdım mı? Ben 5 dakika sonra geliyorum. Ne oldu? Ne olacak?
Bir kurabiye, bir çay. Bir kurabiye, bir çay. Ay adamın ayarını bozduk. Uf. Oh, iyi yapmışız. Melda'cığım ne yapayım ben çayla kurabiyeyi? Vallahi sen beni hiç anlamıyorsun galiba. Yani benim beslenme sorunum yok. Seslenme sorunum var. Benim tavırlarımda bir sorun var Melda'cığım. Bir inceliyor, bir kalınlaşıyor. Ya çok üzülüyorum. Tamam canım, anlıyorum. Nereye anlıyorsun kadın? Senin derdin bana durmadan kurabiye yedirmek. Dilaver'cim sakin ol. Ah Melda'cığım, nasıl sakin olabilirim hayatım? İçim benim böyle ezim, ezim, eziliyor ezine peyniri gibi. Bize doğru gelmesene. Ben hemen geliyorum Dilaver. Hemen geliyorum. Hemen. Of. Ah Selda. Ah başıma ne işler açtın. Adamın ayarıyla oynaya oynaya ayarını bozdum. Kurabiye yiyince hisleniyor. Çayı içince celalleniyor. Bu ikisinin etkisini yok edecek bir şey olmalı. Melda Hanım. Efendim günaydın. Bu arada tebrik ederim. Müdür bey müdür yardımcılığı görevini size vermiş. Ya. Bence çok doğru bir karar biliyor musunuz? Çünkü bu okulda o göreve sizin kadar yakışan birini daha tanımıyorum. Tabii ya. Sağ olun ki hoca. Bittin sen Melda Hanım. Bittin. Melda ne yapıyorsun? Ben sorunu çözdüm Dilaver. Yani çayla kurabiyeyi ayrı ayrı yedirdiğimde ikisi birbirinin etkisini gidermiyor. Aksine ayrı ayrı kötü etki yapıyorlar. Ama kurabiyeyi çaya batırınca ikisi birleşiyor. Kötü etki de gitmiş oluyor. Melda sen bu müdür yardımcılığı görevini kaldıramadın galiba. Vallahi bu iş sana psikolojik olarak ağır geldi. İstersen Ruki'ye devret. Hadi aç bakayım ağzını. Hadi afiyet olsun. Gir. Hocam. Hocam ocağınıza düştük. Ne oldu yavrum? Ya hani biz bir film çekecektik ya. Ha. Bize orada böyle küçük bir oyuncu lazım da kız. Ha. Hani sizin yeğeniniz Feyza vardı. O oynayabilir mi acaba? Vallahi bir sorayım yavrum nereden bileyim? Hı. Çalıyor. Ha Feyza. Yavrum ben Dilaver. Nasılsın? İyi canım. Bak ne diyeceğim bizim öğrencilerden Ceren bir şey soruyor sana. Bunlar dizi yazmışlar, bir senaryo. Ha, acaba Feyza oynar mı diyorlar, ne dersin? Alo, canım. Anladım. Tamam, tamam kızım. Tamam hayatım, tamam, tamam canım, tamam. Çok istermiş ama Acemi Cadı adlı bir diziden teklif gelmiş. Oraya gidecekmiş hafta sonu. Eyse oynuyor. Ay hocam Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin hocam. Yani vallahi ocağınıza düşmüştük ama şimdi Şubat'ınıza çıktık. Melda ne dedi bu şimdi? Ceren esprisi yaptı. Melda ben normale döndüm galiba. Kendimi çok iyi hissediyorum. Boşuna mı yedirdim sana bu kadar kurabiyeyi? Götürme be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.